Herkese yeniden merhaba. Yeni bir video analizde karşınızdayım. Ben Ardan Zentürk ve hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Soçi'deki 3 saatlik yaklaşık buluşması sırasında arka arkaya yaptığım 2 ayrı canlı yayına ve devamındaki özet yayınlarımıza göstermiş olduğunuz büyük ilgi nedeniyle gerçekten yüksek moral oldu. O yayınlar sırasında sözünü ettiğim gece hattı 22.30'da devreye girebilir mi? Allah sağlık verirse sokmaya çalışacağız. Oğlum Recep gerçekten çalışıyor bu konuda. Adnan Özgür. Ben de çalışıyorum. Bir sonucu ve güzel şeyi bir de diğer küçük oğlum o iç mimardır, iletişimci değildir. O da art direktörlüğünü yapmaya çalışıyor. Yani bu yıl güzel bir YouTube kanalı Zentürkler'den göreceksiniz. Görmeye de devam ediyorsunuz zaten tanıtımlardan ve diğer şeylerden anladığınız kadarıyla. Şimdi konum İran-Azerbaycan sınırı. Esasında İran uzun 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 zamandır bir Azerbaycan rahatsızlığı yaşıyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? 91 yılına kadar dayanan bir rahatsızlık. Çünkü nüfusunun önemli bir bölümünü, dini lideri de dahil olmak üzere, Azerbaycan Türk'ü olan ve özellikle Tebriz'in Traktör Kulübü'nün bütün taraftarlarını buradan selamlıyorum. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak pek çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bir Tebriz Traktör futbol takımı fanatiyim. Her maçınızı izliyoruz, her şeyi yapıyoruz. Mustafa Denizli oradan geldi, geçti, müthiş işler yaptı. Gerçekten böyle bir durum. Yani esasında 91 yılında Azerbaycan Respublikası bağımsızlığını ilan eden de İran rahatsız oldu. Çünkü ne güzel, yani Sovyetler Birliği'nin altında sosyalist bir cumhuriyet olarak esaret içinde yaşayan bir Azerbaycan vardı. Nereden çıktı bu bağımsızlık falan derken Azerbaycan'ı ilk tanıyan tabii Türkiye, ikinci tanıyan da Pakistan oldu o dönemde. Gayet iyi hatırlıyorum. 3 gün vardır aralarında. Türkiye ilk gün tanıdı. 2 gün sonra da Pakistan tanıdı. İran tanımadı. Ne zamana kadar tanımadı? Azerbaycan İran'ı bağımsızlığını tanıyana kadar. İran, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanımamak için önce Ermenistan'ı tanı, ondan sonra ben sizi tanıyacağım gibi yokuşa bir sürdü bütün işleri. O gün zaten biz Türkiye ve Azerbaycan Türkleri olarak anladık İran'ın bir meselesi olacağını bu Azerbaycan'la. Oluyor da ve 30 yıllık Azerbaycan torpaklarının işgali sırasında Tahran bir Müslüman ülke olduğunu, İran İslam Cumhuriyeti, İslam Cumhuriyeti olduğunu söyleyen Tahran sürekli Ermenistan'la ticari ilişkileri, sanayi ilişkilerini ve savunma ilişkilerini sonuna kadar geliştirdi ve o toprakların gerçek sahibi olan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dönüşü için kılını bile kıpırdatmadı. Aksine Hazar Denizi'nde de Azerbaycan'a zorluk çıkarmaktan başka bir iş yapmadı. Benim burada derdim sıradan bir İran düşmanlığı tohumları ekmek değil. Zaten Türk toplumunun çok geniş bir kesimi İran'ın Irak ve özellikle Suriye'deki kanlı politikaları nedeniyle Tahran'a soğukluk ötesi, buzdolabının deep freeze ölçeğinde soğuk bir bakış içinde. Benim bunları tekrarlamama gerek yok. Benim derdim neden İran hareketlendi Azerbaycan'a karşı? Şimdi İran Kara Kuvvetleri Komutanı var. Kimar Haydari açıklama yapmış. Diyor ki işte biz diyor şu bölgeler, yani bu Kelbecer, Zengilan ve diğer Cebrail'in karşı tarafı ve orada bir tatbikat yapacağız diyor 1 Ekim'den itibaren, yani yarından itibaren Cuma günü itibariyle adını da Hayber Fatihleri koymuşlar. Şimdi bu işler
yanlış işler ama işin doğrusunu belki de bu yanlışlardan sonra yakalayacağız. Çünkü sonuç itibariyle İran özellikle Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ve İsrail'in de savunma sanayi araçlarını kullanarak Ermenistan'ı hallaç pamuğuna çevirip işgal altındaki topraklarını kurtarması sürecinden son derece rahatsız oldu. Bu rahatsızlığı aynı zamanda Tebriz merkezli olarak Azerbaycan Türk Milliyetçi Hareketi'nin de bu zaferi Farslara göre çok farklı bir şekilde büyük bir mutlulukla kutlamasından ve hatta o dönemde İran'ın bölgeye yani sınıra gönderdiği silahlı kuvvetlere karşı oradaki Azerbaycan Türk gençlerinin nereye, ne oluyor, bize mi, bizim kardeşlerimize mi bu silahları kullanacaksınız diye karşı çıkışlarının hepsini Tahran not aldı. Kadim devlettir, not alır ve gereğini yapmaya çalışır. Şimdi esasında iki ülke arasındaki ilişkilerin 11 Ağustos'ta itibariyle gerginliğe başladığını kısaca anlatayım. İşin özeti olmadan bugünü anlamamız mümkün değil. Çünkü Azerbaycan şunu gördü, işgal topraklarını kurtarmış ama İran'ın işgal topraklarında kalmış Ermenilerle ilişkisi sanki Azerbaycan oralara hiç girmemiş, devlet olarak egemenliğini sağlamamış gibi devam ediyor. Niye? Çünkü bir şey var yani yasa dışı bir olay var. Kapan Goris otobanı. Kapan Goris otobanından Şakka'dan giriyor İran tırları. Küt Han kentindeler veya işte Dağlık Karabağ'ın o bölgelerindeler. Azerbaycan 11 Ağustos'ta çağırdı Bakü'deki İran Büyükelçisi'ni, nota verdi. Dedi ki bak kardeşim biz oraları aldık. Siz bize sormadan da tırmır geçiriyorsunuz. Böyle olmaz. Bizim kontrolümüzde geçecek bu tırlar bir. Çünkü o yolu bir de Rus barış gücü ele geçirmiş, hiç İran tırlarına bakmıyorlar. Bir, kontrolümüzden geçecek. İki, vergi ödeyeceğim. Ben burada iskele babası değilim yani. Azerbaycan Cumhuriyeti'yim. Ben buraların egemeniyim. Bana tır vergisi, bunu sadece sen ödemiyorsun. Türk tırı da girse ödüyor, Rus tırı da girse ödüyor, ne bileyim Özbek tırı da girse ödüyor. Yani burası bir devlet. Ve sonra bakmışlar 11 Ağustos, 11 Eylül arası 60 tane tırda İran'da. Sonra Azerbaycan ordusu ve gümrük teşkilatı gitti o Kapan Goris otobanını ele geçirdi. Yani ele geçirmişti zaten. Gereken düzenlemeleri yaptı. Gelen İran tırlarını durdurup para kesmeye ve kontrol etmeye başladılar. İşte o zaman şöyle bir durum çıktı. Sıfırlandı bir anda İran tırlarının bölgeyi. Bakın İlham Aliyev ne diyor bu konuyla İran şeyleri. İran tırları diyor, İlham Aliyev'in lafları, Karabağ kurtarılmadan önce de bölgeye yasa dışı giriyorlardı. Azerbaycan'ın İran'a bu uygulamayı son vermesi yönündeki çağrısından sonra 11 Ağustos 11 Eylül arasında 60 tır daha girdi. Bak söylemişiz 60 tır daha giriyor. Biz bu toprakları ve yolları kontrol edince, kontrol altına alınca sayı sıfıra düştü. İran burada vergi ödemeli. Ama asıl şu önemli, Azerbaycan'ın liderinin söylediği, 25 bin kişinin yaşadığı bir pazar için İran neden bu kadar endişeli ve İran için bu 25 bin kişilik pazar, 25 bin kişi orada bütün hikaye, 25 bin kişilik pazar neden bu kadar hassas ve sabırla itiraz ediyor? Şimdi anladığım kadarıyla Azerbaycan istihbaratı bir konudan şüpheleniyor. Rusya'nın yapamadığını İran yapıyor ve büyük bir olasılıkla halen Azerbaycan egemenlik toprakları altında ama Rus barış gücünün çevrilemesiyle Han kenti başta olmak üzere belirli bölgelerde yaşayan Ermeni bölgelerine belki de silah sevkiyatı konusunda çok ciddi endişeleri var.
Ve Aliyev aynı durumda bu olaylardan sonra sıfıra düşünce tırlar mırlar, İran'la tabi ilişkiler gerginleşince İran işte yarın başlayacak tatbikatı yapacağını söyledi. Ona da çok güzel bir yaklaşımı var Aliyev'in. Diyor ki bu çok şaşırtıcı bir olay. Her ülke kendi topraklarında istediği gibi askeri tatbikat yapabilir. Bu onun egemenlik hakkıdır. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda Ermenilerin Cebrail, Zengilan ve Fuzuli'de olduğu dönemde neden tatbikat yapılmıyordu? Ya, ya. Neden biz bu toprakları kurtardıktan sonra 30 yıllık esaret ve işgale son verdikten sonra bu yapılıyor? Şimdi tabii adam şüphelenmiş, adam dedim Azerbaycan Cumhurbaşkanı şüphelenmekte haklı. 30 yıl Ermeni o toprakları işgal altında tutarken İran gayet mutlu, hiç ne tatbikat ne bilmem ne, tam tersine ticareti yapıyorlar falan filan. Ama şimdi Azerbaycan meşru güçleriyle meşru bir biçimde oraları kurtardıktan sonra hop kara kuvvetleri vesaire vesaire. Şimdi tabii İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade diye bir adam var. Meşhurdur ha bu adam. Böyle habire çıkar konuşur. O da Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na cevap verdi. Dedi ki İran emri muhafızlarına bağlı kara kuvvetlerinin ülkenin kuzeybatısında tatbikat düzenlemesi egemenlik meselesidir ve tüm bölgenin barış ve istikrarı için yapılmaktadır. İran sınırları yakınında Siyonist yapının varlığına müstahmaha göstermeyecek ve güvenliği için gerekli gördüğü önlemleri alacaktır. İşte dananın kuyruğunun koptuğu cümle bu. Ne demek ya Siyonist bilmem ne? Şimdi İran'ın bir numaralı rahatsızlığı kuzeyinde Türkiye, Azerbaycan, Pakistan hattında çok güçlü bir askeri ittifakın oluşması. Bu bir. Bundan bir numara rahatsız. İki, Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin Türkiye-İsrail ilişkilerinden daha sıcak olması. Türkiye bundan rahatsız değil. Çünkü Azerbaycan egemen bir devlet. İstediği devletle istediği gibi ilişki kurabilir. Bu bize bağlı. Yani bizim İsrail'le ilişkilerimizin kötü olması, Azerbaycan'ın İsrail'le ilişkilerinin kötü olması sonucunu asla veremez. Vermemeli zaten. O zaman herkes der ki ya Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan'a vesayet mi uyguluyor? Tam tersine çok güzel yapıyoruz. Bizim ilişkimiz kötü İsrail'le ama Azerbaycan'ın kurulduğu günden beri iyi. Yani bağımsız olduğu günden beri. Yani Azerbaycan eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra İsrail'le diplomatik ilişki kuran ilk devlet. Yani bu kadar önemli. Ayrıca Azerbaycan'la İsrail arasında 20-25 yıla varan anlaşma çerçevesinde İsrail Azerbaycan petrolünün en büyük müşterisi, Türkiye'den büyük. Geliyor Bakü, Tiflis, Ceyhan falan gidiyor. Buna karşılık Azerbaycan da geçen gün bir kültür merkezinin açılışında İlham Aliyev açıkça söyledi. Herkesin bildiğini saklayacak değilim. Ben Azerbaycan olarak İsrail savunma endüstrisinin bütün ürünlerine ulaşabiliyorum dedi. Yani petrol, silah. Niye? Eğer Ermeniler o işgalleri falan 30 yıl yapmasaydı belki böyle bir sistem kurulmayacaktı. Ermeniler ve diğerleri nedense hiç kendilerinde bulmuyorlar bir kabahati. Hep karşı tarafta buluyorlar. Sen adam gibi otursaydın belki de Azerbaycan'ın İsrail savaş birim endüstrisinin ürünlerine ihtiyacı olmayacaktı. Birinin de bunu ona söylemesi lazım. Geçelim. Şimdi bu Siyonist iş şöyle, yani demek istiyor ki kendi iç yapısına da diyor bunu. Mesela şimdi İran'daki Azerbaycan Türklerine diyor ki sizin diyor çok sevdiğiniz o diyor Azerbaycan Cumhuriyeti esasında İran'ın müttefiki. Yani dikkatli olun diyor. Bu bir içe dönük bir laf. Dışa dönük lafta ise
Azerbaycan'la maraza çıkaracak, bunu dini ve Siyonist Müslüman çekişmesine falan dökmeye çalışıyor. Yani söylemeye çalıştıkları, Azerbaycan-İsrail ilişkisi nedeniyle İsrail oralarda üsler mi bulunduruyor? Yok öyle bir şey. Türkiye'nin bulunduğu, Rusya'nın bulunduğu yere İsrail elini kolunu sallaya sallaya bir coğrafyaya yere derken, Azerbaycan'dan söylemiyorum, genel anlamda bölge elini kolunu sallaya sallaya gelmez. Bakın bu Hatipzade'nin açıklamasından bir veya iki gün önce esas alarmı almışız da biz hep beraber o sırada Soçi'ye döndüğümüz için atlamışız biraz. Muhammed Pakpur diye bir adam var. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı. Şimdi İran'da öyle bir durum var. Bir İran ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı var. Bir de Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı var ki bu Devrim Muhafızları ordunun önünde bir teşkilat. Direkt Hamane'ye bağlı falan. Muhammed Pakpur da diyor ki İran komşularından Siyonist rejimin sızmalarına karşı uyanık olmalarını beklemektedir. Bak bak bak. Sınır bölgemizin güvenli ve temiz olmasını bekleriz. Bu nedenle nerede olursa olsun Siyonist rejimin etrafımızda yerleşmesine izin vermeyiz. Siyonizmin komşu toprakları kullanmasına karşı önlem alırız. Kuşkusuz İsrail Müslüman ülkeler arasında ayrılık olsun diye bazı komşu ülkelere destek olmaktadır. Komşu ülkeler İran'ın neden tatbikat yaptığını çok iyi bilmektedirler diyor. Bu şu demek, ben senin İsrail'le olan ilişkinden rahatsızım. Bu İsrail'le olan ilişkilerini rafa kaldırmazsan ben seninle bayağı bir dalaşacağım. Bu demek. Şimdi bir yandan egemenlik haklarından, devletlerin kendi inisiyatiflerinden söz edeceksin. Bir yandan da bu tür tehditlerde bulunacaksın. Ya kardeşim bu tür bir tehdit değil. Bir ricada bulunacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gider İlham Aliyev'e der ki ya benimle çok dalaşıyor bu İsrailliler. Çok mücadelemiz var. Sen şunlardan biraz uzak dur da bunların aklı başına demedi. Demedi. Türkiye'de hiçbirimiz de demedik. Bu kadar anti-İsrail yayıncılık yapan Ardan Zentürk bile demedi bunu. Sen kim oluyorsun? Bir egemen devlete hangi devletle işbirliği yapacağının aklını sen mi vereceksin? Diyelim ki İsrail'le yeni bir savunma işbirliği anlaşması imzalanane. Bunun için sen Bakü'ye mi saldıracaksın? Öyle bir saldır da bak bakalım o Pakistan'la Türkiye senin tepene nasıl biniyor. Öyle böyle bilmez ama. Şimdi her işin bir haddi hududu var. Resmen sen Pakistan ve Türkiye'nin üç kardeşler şeyini ihtiyatla izleyeceksin. O Bakü'de yapılan Türkiye-Pakistan-Azerbaycan tatbikatından nem kapacaksın. Aynı zamanda 4 ve 20 Şubat tarihleri arasında 2021'de Pakistan'daki Türk ve Pakistan Özel Kuvvetler ve Komando tatbikatını kendine karşı yapılmış gibi hissedeceksin. Ki o tatbikatın şöyle de bir huyu vardır. Pakistan'da yapıldığında Atatürk tatbikatı adını alır. Türkiye'de yapıldığında Cinnah tatbikatıdır. Böyle kardeşliği pekiştiren. Ve özellikle de Türkiye ve Azerbaycan antiterör komando timleri Hazar Denizi'nde bir tatbikat yaptığında birdenbire ortaya çıkacaksın nota verme düzeyinde. Hazar'ın statüsünü belirleyen anlaşma sınırı olan 5 ülke dışında kimsenin askerini oraya kabul etmez. Biz bunu not aldık, endişeyle izliyoruz diyeceksin ve sonra da bir de Azerbaycan'ı sınıra asker yığarak güya aklınca tehdit edeceksin. Yok öyle bir şey. Yani böyle bir hikaye yok. O yüzden bir de tabii çok ayıp bir şey. Yani tatbikatı şimdi Siyonist yanlısı İlham Aliyev öyle. Yani onlar öyle bir imaj vermeye çalışıyorlar kendi Ali vatandaşlarına.
İşte Azerbaycan'da Siyonistler yerleşiyor. Ulan Türkiye yerleşemiyor da Siyonist mi yerleşecek? Geçelim. Ama bir de tatbikata Hazreti Peygamberimizin Yahudilerle yapmış olduğu Hayber Muharebesi'nin adından yola çıkarak Hayber Fatihleri. Şimdi dış politikayı bu hale getirirsen eğer her olayda Şii, Sünni, Yahudi, Siyonist, Müslüman falan sonra birileri de çıkar, kalabalıktır o birileri. Bunu Tahran'dakilere söylüyorum. Kalabalıktır. Biri mesela 200 milyondur, öbürü 85 milyondur falan. Bayağı bir orduları da vardır. Birileri de çıkar der ki bak ben senin bu mezhepçiliğinden ve bu tür manevralarından sıkıldım. Gel seninle bir daha biz hesaplaşalım, bu iş bitsin, kökünden halledelim bu işi diyebilir. Demelerini istemem ama diyebilir. Yeter. Yani bu Müslüman coğrafyaya ayrılıkçılığı ve çatışmacılığı ve radikal kavgacılığı iki devlet getirdi. Biri Suudi Arabistan, biri İran. Artık bu ikisinin bu şekliyle iki farklı mezhebi kullanarak yürüttükleri bu kepazeliklere birinin net olarak dur demesi lazım. Bu kadar kepazeliği artık daha fazla kaldıramayacağız. Ne olur abi derseniz tatbikatını yapsın. Yapsın, yapacak bir şey yok. Umarım o tatbikat sırasında Azerbaycan kardeş cumhuriyetimizin topraklarının üzerine herhangi bir füze, roket, top mermisi falan filan düşmez. Umarım teknik olarak dikkatli olurlar. Umarım yani ama Azerbaycan'daki Türkler, Anadolu'daki Türkler ve İran'daki Türkler şunun artık not alıyor ki İran İslam Cumhuriyeti denilen devlet açık ve net Ermenistan'ı koruyup kollayan bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Huzursuzlukları bundan bakacağız, takip edeceğiz. Olaylar böyle. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.